Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A ve B okullarından Ebrar, Gülsüm, Kemal ve Murat isimli 4 öğrencimiz var. Evet, bunlar ilçe çapında bir müzik yarışması için seçilmişler. Evet, birlikte müzik grubu kuracak olan bu isimler davul, gitar, piyano ve yan flüt çalacaktır. Bu kişilerle ilgili bilinenler şunlardır. Her kişi sadece bir müzik aleti çalacaktır. Evet, Gülsüm davul çalmıştır. Evet, Gülsüm'ün çaldığı müzik aleti davul. Murat, gitar ve piyanodan birini çalacaktır. Evet, iki ihtimal var. Gitar ya da piyano çalacak. Kemal'in yan flüt ve piyano çalmayacağı bilinmektedir. Yani Kemal için yan flüt ve piyano çalamayacağı bilgisine sahibiz. Şimdi bu kısma kadar olan yerde kişilerin hangi müzik aletlerini çalacaklarını netleştirmeye çalışalım. Şimdi birinci maddemiz her kişi sadece bir müzik aleti çalacak bilgisine dayanarak Kemal'in yan flüt ve piyano çalma ihtimali yok. Davul çalma ihtimali de yok çünkü Gülsüm de davul çaldı. 4 tane müzik aletimiz vardı. O zaman bunların içerisinde geriye gitar kaldı. O zaman ben Kemal'in kesinlikle gitar çaldığını söyleyebilirim. Murat'ın da gitar ya da piyano çalma ihtimali vardı. Gitarı Kemal çalarsa Murat'a da piyano kalır. Evet. Gülsüm'ün davul çaldığı kesindi. 4 tane müzik aletinden geriye yan flüt kaldı. O zaman Ebrar'ın da yan flüt çaldığını net olarak söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. A okulundan seçilen davul, yan flüt ve gitardan ikisini çalacaktır. Şimdi bir A okulumuz var. Bu birinci ihtimalimiz. Bir de B okulu var. Evet. Kemal ve Gülsüm farklı okullardan seçilmiş. Şimdi seçenekleri incelediğimizde bizim A okulu için davul, yan flüt ve gitarın dışında geriye kalan müzik aletimiz piyano. O zaman piyanonun A okulunda olma ihtimali olmadığına göre Murat ve piyano kesinlikle B okuluna ait. Şimdi Gülsüm ile Kemal'in farklı okullarda olduğunu biliyorsam burada iki tane koşul oluşacak. Şimdi birinci koşulda Kemal'i A grubuna alıyorum. Kemal A'daysa Gülsüm B'de olmak zorunda ve Gülsüm'ün çaldığı alet de davuldu. O zaman A grubuna kalan, A okuluna kalan diğer kişi de Ebrar ve yan flüt. Evet, Kemal de gitar çalmıştı. Şimdi birinci ihtimalimiz bu. Çünkü Ebrar ve Gülsüm'ün ayrı okullarda olduğunu biliyoruz. İkinci ihtimalde ise evet, bu sefer de Gülsüm'ü A okuluna alalım. Evet, A ve B okulu. Murat'ın burada olduğu yine kesin. Evet, Gülsüm'ü şimdi A grubuna alıyorum. Gülsüm ve davul A okuluna geçti. O zaman Kemal ve gitar da B okuluna geçiyor. Geriye kalan Ebrar da yine yan flütle A okulunda olmak zorunda. Şimdi seçenekleri inceleyelim. A, Gülsüm ve Ebrar aynı okula gitmektedir. Evet, Gülsüm ve Ebrar ikinci ihtimalde aynı okuldayken birinci ihtimalde aynı okulda değiller gitti. B, Kemal gitar çalarken çalacaktır ve B okulundadır. Kemal birinci ihtimalde A okulundadır. O yüzden bu da gitti. C, Ebrar A okulundadır. Ebrar'ın birinci ihtimalde ve ikinci ihtimalde de A grubunda olduğunu ve ikisinde de flüt çaldığı kesinlikle doğru bir bilgidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinirse tüm öğrencilerin kulüp seçimleri kesin olarak belirlenebilir. Evet, parçayı ayrıntılı bir şekilde okuduğumuzda İki tane sınıf şubesi olduğunu biliyoruz. Birisi 8A, birisi de
8B. 8 tane öğrencimiz var. 4 tane de kulübümüz var. Her öğrenci bir kulüp seçecek. Fakat 4 kulüp olduğu için her kulübede 2 öğrenci seçilmiş olacak. Evet. Müzik kulübünü 8A sınıfından kimse tercih etmemişse o zaman müzik kulübünün kesinlikle 8B sınıfında olduğunu biliyoruz. Evet. Havva ve Gönül farklı sınıflarda olup Gönül müzik kulübünü seçmişse o zaman Gönül'ün kesinlikle 8B sınıfında olduğu müziği tercih ettiği için bilinir. Çünkü müzik seçenler 8A sınıfında yer almayacaktı. 8A sınıfındaki tek erkek de Efe'ymiş. Evet, Efe 8A sınıfında ve Kültür Edebiyat Kulübü'nü seçti. Gönül de müzik seçmişti. Evet. Tek erkek Efe 8A grubunda yer alıyorsa geriye kalan 3 erkek öğrencimiz de o zaman 8B sınıfında yer almak zorunda. Yani Burak, Doruk ve Furkan 8B sınıfında yer alıyor. Eğer 4'e 4'se sınıflar, geriye kalan öğrencilerin de biz 8B sınıfında olduğunu biliriz. Ki verilen ifadelerden birisi Gönül'le Hava'nın ayrı sınıfta olmasıydı. Evet, geriye de Ayşe ile Ceyda kaldı. Evet, sınıfların ayrımını bu şekilde net olarak ayırdık. Şimdi kulüpler üzerinden ilerlememiz gerekiyor. Evet, devam ediyoruz. Efe'nin ve Gönül'ün hangi müzik grubunda olduğunu biliyorduk. Devam edelim. Burak ve Doruk aynı, Ayşe ve Ceyda farklı kulüpleri tercih etmiştir. Şimdi Burak ve Doruk aynı kulübü tercih ettiyse ve her kulüpte de iki kişi olduğuna göre müzik grubu için benim iki kişiye ihtiyacım var. Ve müzik grubundakilerin hiçbiri 8A sınıfında olamayacağına göre Gönül'ün yanına eş olacak kişi Furkan'dır. Yani Furkan'ın da müzik seçtiğini söyleyebiliriz. Evet, geri baktığımız ifadelerde ise Ayşe ile Ceyda'nın farklı kulüplerde olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar biz eğer Ayşe ile Ceyda'nın hangi kulüplerde olduğunu bilirsek, yani soru bize aşağıdakilerden hangisi bilinirse derken hangi öğrencilerin kulüpleriyle ilgili bilgi verilirse demek istiyor. Ayşe ile Ceyda'nın hangi kulüpte olduğu bilinirse bunların ikisi farklı olduğuna göre birisi Efe'nin yanına gidecek, birisi de Havva'nın yanına gidecek. Dolayısıyla geriye tek bir kulüp kalacak. O da Burak ve Doruk ayrılmadığı için onların kulübü olacak. Yani bizim Ayşe ve Ceyda'nın tercih ettiği kulüpleri bilmemiz gerekiyor. Cevabımız A seçeneğidir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangilerinin planları yerleri kesin olarak bilinir? Müdür ve müdür yardımcısının odaları farklı blokta ve farklı katlardadır. Tamam. Kütüphane 8. sınıfların olduğu kattadır. 8. sınıfların olduğu katlardaysa kütüphane bu ikisinden birisi. Yani yerini kesin olarak bilemiyoruz. Öğretmenler odası ve spor odası altlı üstlüdür derken alt üst aynı anda boş olan yer burası. Ama hangisi üst katta, hangisi alt katta bilemiyoruz. Öğretmenler odasının ve spor odasının sadece altlı üstlü olduğunu biliyoruz ama yerleri kesin olarak belli değil. Bilgisayar sınıfı 7. sınıflarla aynı katta ama farklı bloktadır. 7. sınıfların olduğu blok B bloksa o zaman farklı blok dediği blok A blok oluyor. Yani bilgisayar sınıfı A bloktadır. Aynı kat yani 1. katta olacak. Fakat bilgisayar sınıfı ilk kısım olamaz. Burası olamaz. Çünkü buranın biz altlı üstlü öğretmenler odası ya da spor odası olduğunu biliyorduk. O zaman şurası kesinlikle bilgisayar sınıfıdır. Devam ediyoruz. Müdür yardımcısının odası
B bloğun giriş katıdır. B bloktaki giriş katta iki tane yer boş. Bunlardan birisi müdür yardımcısının odası ama kesin olarak bilemiyoruz. Fakat bizim birinci ifadede bildiğimiz bir bilgi vardı. Müdür ve müdür yardımcısı farklı bloktaydı. O zaman müdür yardımcısı B bloktaysa müdür A blokta olacak. Farklı kattadır dediğine göre müdür yardımcısı giriş kattaysa o zaman müdürün yeri de birinci kat olacak. Birinci kata geldiğimizde şu kısmın öğretmenler odası ya da spor odası olduğunu bildiğimize göre geriye kalan şu kısmında kesinlikle müdürün odası olduğu bilinir. Dolayısıyla seçenekleri değerlendirdiğimizde yerinin kesin olarak bilindiği durum bilgisayar sınıfı ve müdür odasıdır. Yani cevabımız B seçeneğidir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Müdür ve müdür yardımcısının odaları farklı blokta, farklı katlardadır. Tamam. Kütüphane 8. sınıfların olduğu kattadır. Yani B blokta bu iki ihtimal olan yerde kütüphane var. Kütüphanenin yeri kesin belli değil. Öğretmenler odası ve spor odası altlı üslü. Altlı üslü boş olan yer tek burasıdır. Yani burası öğretmenler odası ve spor odası. Fakat hangisi üst katta, hangisi alt katta bu konuyla ilgili kesin bilgimiz yok. Sadece nerede olduklarını biliyoruz. Bilgisayar sınıfı 7. sınıflarla aynı katta. Evet, aynı katta. Yani giriş katta. Fakat farklı bloktaysa burada da spor odası ve öğretmen odası olma ihtimali varsa o zaman bilgisayar sınıfının olduğu yer kesin olarak belli ve burada. Müdür yardımcısının odası B bloğun giriş katındaysa B blok giriş katta. Evet, bu ikisinden birisi de müdür yardımcısının odası. Evet, bana verilen ilk bilgi müdür ile müdür yardımcısının odalarının farklı blokta olduğunu, yani müdür yardımcısı B bloktaysa müdür A blokta olacak. Ve farklı katlarda dediğine göre müdür yardımcısı giriş kat, o zaman müdür de birinci katta olacağına göre ve birinci katın diğer kısmında öğretmenler odası ve spor odası olma ihtimali olduğu için müdürün yeri de kesin olarak bellidir. Evet, şimdi seçenekleri inceleyelim. A. Laboratuvar ve malzeme odası B bloktadır. Doğru. Neden? Çünkü A blokta boş yer kalmadı. Bilgisayar ve müdürün odaları kesin. Geriye kalan iki oda içinde öğretmenler odası ve spor odası olma ihtimali olduğundan dolayı laboratuvar ve malzeme odasının kesinlikle B blokta olması lazım. Evet, B kütüphane B blokta. Evet, kütüphane B blokta ve 7B'nin üst katındadır. Yani buranın kütüphane olma ihtimali var. Burası da 7B'nin üstü olduğu için doğru olabilme ihtimali var. Kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Çünkü imkansız bir durum değil. C. Öğretmenler odası ve müdür odası aynı blokta. Evet, öğretmenler odası ya burada ya da burada olacak. Aynı blokta olduğunu biliyoruz. Aynı kattadır derken evet yukarıda eğer olursa aynı katta oluyorlar. Böyle bir ihtimal olduğu için kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. D. Bilgisayar sınıfı ve müdür odasının bulunduğu katlar. Evet, şimdi birisi giriş katta, birisi birinci katta. Katlar aynı diyor. Hayır. Katlar farklı. Ama bloklar farklıdır diyor. Hayır. Blokların da aynı olduğunu görüyoruz. İkisi de A blokta. Cevabımız D seçeneğidir. Buna göre söz konusu araçların icat edilme tarihleri aşağıdakilerinden hangisi gibi olabilir? Elektrik süpürge çamaşır makinesinden önce icat edilmiştir. Evet, elektrik süpürge çamaşır makinesinden önce. B seçeneğinde de önce. C seçeneğinde de elektrik süpürgesi önde. D seçeneğinde de önde. Verilen icatlar içinde ilk sırada telefon yer almaktadır. Evet, B seçeneği naylon verdiği için eledik. Çamaşır makinesi icat edildiğinde yürüyen merdiven kullanılıyordu. Yani yürüyen merdiven çamaşır makinesinden önce olacak. Fakat A seçeneğinde çamaşır makinesi önde olduğu için A seçeneğini de eledik.
C seçeneğinde evet, yürüyen merdiven çamaşır makinesinden önce. D seçeneğinde de yine yürüyen merdiven çamaşır makinesinden daha önce icat edilmiştir. Naylon verilen diğer icatlar içinde sadece fotokopi makinesi icat edildiğinde kullanılmaktadır. Yani naylondan sonra sadece bir tane icat gelmiş, o da fotokopi makinesi. Evet, naylondan sonra tek bir tane, o da fotokopi makinesi. Ama D seçeneğinde naylondan sonra 3 tane icat yapılmıştır. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Öğrencilerin yaptığı seçimler sonucu oturma düzenleriyle ilgili bilinenler şunlardır: Ece, Orhan, Ayhan, Seyfi, Melih, Cemal, Süreyya ve Turgut adlı arkadaşlar sinemaya gidiyorlar ve oturacakları yer D, E, F ve F sıralarıdır. Evet, bununla ilgili bilmem gereken ayrıntıları çözerken ifadelerin son kısmından yukarıya doğru ilerleyeceğim. Evet, ilk bilmem gereken Orhan ve Seyfi'nin en önde ve yan yana oturdukları. Şimdi en öndeki 16D'ye Orhan'ı oturtamıyorum çünkü yanında dediği için 16'nın yanı boş. Sadece 15 olabiliyor Seyfi için. Ama böyle bir sonuç çıkartabilemeyeceğim için ben 15'teki D'nin 15. sırasına Orhan'ı yerleştiriyorum. 15D Orhan. Turgut en arkada oturanlardan biri olan Turgut'tur ve koltuk numarası Orhan ile aynıysa o zaman 15 F'de oturan da Turgut'tur. Evet, son taraftan başlıyorum yukarıya doğru. Ayhan ile Turgut'un arasında 3 kişi varmış. O zaman 1, 2, 3 kişi boş bıraktığım zaman 11 F'de de Ayhan'ın oturduğunu söyleyebilirim. Melih'in sağında oturan Ayhan'sa o zaman şu 10'da oturan da yani 10 F'de oturan da Melih'tir. Evet, bir öndeki maddeye bakıyorum. Ece Süreyya'nın sağında ve Melih'in önündedir. O zaman Melih 10 F'deydi. Melih'in önü o zaman 10 E oluyor. Şimdi 10 E'ye ben eğer arkadaşım Ece'yi oturtursam onun yanındaki Süreyya'yı da 9 E'ye yerleştirirsem Süreyya ile Cemal'in arasında 2 kişi olacaktı ama o zaman 6 ve 7 dolu olduğu için demek ki ben Ece'yi E sırasına değil de D sırasına oturtmam gerekiyor. Yani 10 10 D'ye de ben kime oturtturuyorum Melih'in önünde? Ece'yi oturtturdum. Ece'nin ise ben Süreyya'nın sağında olduğunu biliyorsam Ece Süreyya'nın sağındaydı. O zaman 9'da da yani 9D'de de Süreyya'nın oturduğunu söyleyebilirim. Peki Süreyya ile Cemal'in arasında da 2 kişi vardı. O zaman tanınmamış 2 kişi 1, 2. Evet. O zaman 6D'de oturan da Cemal'dir. Dolayısıyla ben bütün herkesin yerini belirlerken Seyfi'nin yeriyle ilgili yorum yapamadım. Seyfi'nin Orhan'ın yanında olduğunu yani yan yana oturduklarını biliyorum. Ben Seyfi için 14D'de diyebilirim. 16D'de diyebilirim. O zaman kesin olarak bilinmeyen Seyfi'dir. Yani A seçeneği. Öğrencilerin yaptığı seçimler sonucunda oturma düzeniyle ilgili bilinenler şunlardır: D, E, F sıralarına oturmaktadırlar. Orhan ve Seyfi en önde ve yan yana oturmaktadır. En arkada oturanlardan biri Turgut'tur ve koltuk numarası Orhan ile aynıdır. Evet, bu bilgiden hareket etmek istediğimde ben 9D'ye Orhan'ı yerleştiriyorum. Yani D'de herhangi bir yerde de bunları şartları sağlayacak şekilde deneyebiliriz. Evet, ben eğer 9D'de oturuyorsa Orhan, o zaman 9F'ye de Turgut'u koymak zorundayım. Evet, sondan başa doğru ilerleyeceğim. Melih'in sağında oturan Ayhan'ın Turgut ile arasında 3 kişi vardır. Evet, 1, 2, 3 ve 4. Yani 13 F'de oturan Ayhan'dır. Melih'in sağında oturan Ayhan ise o zaman 12 F'de oturan da Melih'tir.
Ece Süreyya'nın sağında ve Melih'in önünde oturmaktadır. Evet, Melih 12F ise 12E'de oturan da Ece'dir. Ece Süreyya'nın sağındaysa o zaman 11E'de oturan da Süreyya'dır. Evet, devam ediyorum. Son maddem Cemal ile Süreyya'nın arasında tanımadığı iki kişi var. O zaman ben Cemal'i Süreyya'nın sol tarafına yerleştireceğim. Çünkü sağ tarafında tanıdığı biri var. Evet, 9 ve 10'u da elersem geriye 8 kalır. Yani 8E'de oturan da Cemal'dir. Benden istenilen neydi? Bu bilgilere göre E sırasında oturan öğrenciler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? E seçeneğinde oturanlar, E sırasında oturanlar Ece, Süreyya ve Cemal. Cevabımız C seçeneğidir. Öğrencilerin yaptığı seçimler sonucu oturma düzenleriyle ilgili bilinenler şunlardır. D, E ve F sıralarında oturmaktadırlar. Orhan ve Seyfi en önde ve yan yana oturmaktadır. En arkada oturanlardan biri de Turgut'tur ve koltuk numarası Orhan ile aynıdır. Bu bilgiler üzerinden hareketle başladığımda 9D'ye ve 9E'ye ben Orhan ve Turgut'u yerleştiriyorum. Orhan en önde olduğu için D'de, yani 9D'ye Orhan'ı yerleştirdim. Evet, Seyfi ise Orhan'ın yanında 8'de de olabilir, 9, 10'da da olabilir. Sonuçta yan yana olmaları gerekiyor. Evet, sondan başa doğru gideceğim. Melih'in sağında oturan Ayhan'ın Turgut ile arasında 3 kişi vardır. Evet, ben 9 F'ye 9 F'ye Turgut dedim. Evet, Turgut ile Ayhan'ın arasında 3 kişi varsa 1, 2, 3. O zaman 13 F'de oturan Ayhan'dır. Evet, Melih'in sağında oturduğuna göre o zaman 12 F'de oturan da Melih'tir. Ece ise Süreyya'nın sağında ve Melih'in önündedir. Melih'in önünde o zaman 12 E'de oturan Ece. Ece Süreyya'nın sağında olduğu için o zaman 11 E'de oturan da Süreyya'dır. Evet, Cemal ile Süreyya'nın arasında da tanımadıkları iki kişi varsa o zaman 9 ve 10'u geçersem 8 E'de oturan da Cemal'dir. Sonuç olarak benim yerleriyle ilgili tahminde bu. Kelimelik oyunundaki puanlama sistemi dikkate alındığında yazılan ilk kelimeler sonucunda puanlama ilk iki sırada yer alanlar kimlerdir? Oyunla ilgili bilmesi gereken her harfin sahip olduğu puan değeri, aynı zamanda kelimeleri oluştururken yeşil H2 üzerine yerleştiren harflerin puanını iki katına çıkarır. Mavi H3 üzerine yerleştiren harfin puanını üç katına çıkarır. Sarı K2 üzerine geçen kelimenin puanını iki katına çıkartır. Turuncu K ise üzerine geçen kelimelerin puanını üç katına çıkarır. Evet, şimdi kelimeleri incelediğimizde bakıyoruz şimdi. Öğrenciler içerisinden Efe her kelimesini yazmış. Efe her kelimesi. Her kelimesinin H harfi 5 puan. E 1 puan, R de 1 puan, F 7 puan almış. Çiğdem doğar kelimesini yazmış. D harfi 3 puan, O harfi 2, yumuşak G 8, A harfi 1, R harfi de 1 olmak üzere toplamda 15 puan elde etmiş. Evet, diğer arkadaşımız Tülay. Tülay da asker sözcüğünü yazmış. Evet,
A harfi 1, S harfi 2, K harfi 1, E harfi 1, R harfi de 1 olmak üzere toplamda 6 puan almış. Evet, son olarak Süleyman. Süleyman Türk kelimesini yazmış. Evet, T harfi 1, Ü harfi 3, R harfi 1, K harfi 1. Evet, aynı zamanda Süleyman'ın yazmış olduğu yerde K Her doğru cevabın 1 puan olduğu bu yarışmada son 3 soruya verilen cevaplar ve alınan puanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Buna göre yarışmayı 1. ve 4. sırada tamamlayan okullar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet, 4 tane okulumuz var. Okulların son 3 sorudan önceki puanları da belli. Şimdi 7 Eylül Ortaokulu son soruda 24 Eylül Ortaokulu ile aynı cevabı vermiş. Tamam. 24 Eylül Ortaokulu hiçbir soruyu doğru cevap verememiş. Dolayısıyla son 3 sorudan kaç puan aldı? 3'ünü de bilemediği için 0 puan aldı. Yani 24 Eylül Ortaokulu yarışmayı 9 puana tamamlamıştır. Şimdi 3 soruyu cevapladığında 3'ü de yanlıştı. Ama 7 Eylül Ortaokulu'da son soruyu aynı 24 Eylül Ortaokulu gibi cevaplayamadı. O zaman bir soruyu kaybetti, geriye 2 soru kaldı. Bu iki sorunun İkisini de doğru cevaplamış olabilir. Birini de doğru cevaplamış olabilir. Hiç cevaplamamış da olabilir. Devam edelim. Yarışmayı aynı puanda tamamlayan iki okul var. Yani sonuçta sadece iki okulun puanı eşit olacak. Tüm soruları doğru yanıtlayan iki okul var. Şimdi iki tane okulun bütün soruları yani üç sorunun üçünü de doğru cevaplayıp 3 puan alması gerekiyor. 24 Eylül Ortaokulu olamaz. Çünkü bütün soruları yanlış cevaplamıştı. 7 Eylül Ortaokulu'nda en az 3. soruyu yanlış cevapladığından eminiz. 2. maddeden dolayı. O zaman 9 Eylül Ortaokulu 3 sorunun 3'ünü de cevaplamıştır. Zafer Ortaokulu da 3 puan alarak 3 soruyu cevaplamıştır. O zaman sonuç olarak Zafer Ortaokulu 10 puan oldu. 7, 3 daha 10. 9 Eylül Ortaokulu'nun 6 puanı vardı. O da 6, 3 daha 9 puan aldı. Şimdi tüm soruları cevapladıktan sonra aynı puanla tamamlayan iki okul vardı. O zaman bu iki okul da 9-9'da tamamladığına göre 7 Eylül Ortaokulu'nun puanı 9 olamaz. Yani 7 puanları vardı. Bunlar iki soruyu doğru cevaplamış olurlarsa puanları 9 oluyor. Ama o zaman 3 okulun da sonucu 9 olmuş olacak. O zaman bunun en az 1 ya da 0 fark etmez. 1 puan alırsa 8 olur. 0 puan alırsa 7 olur. Sonuç olarak en düşük olan yani sonuncu olan 7 Eylül Ortaokuldur. En yüksek puan alan da 10 ile Zafer Ortaokulu. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Buna göre Ramazan'ın kağıtları topladığı anda üstten alta kağıtların dizimi aşağıdakilerden hangisi gibidir? Evet, sayfa numaralarını şu şekilde öncelikle bir belirtelim. Evet. 2 numaralı sayfa ile 9 numaralı sayfa yer değiştirmiş. Buraya 9, buraya da 2 gelmiş. 8 numaralı sayfa ile 10 numaralı sayfa yer değiştirmiş. 3 numaralı sayfa ile 6 numaralı sayfanın yeri değiştirmiştir. 1 numaralı sayfa ile 6 numaralı sayfanın yeri değiştirilmiştir derken burada esas olayın çözüldüğü yer burası. 3 ile 6, 1 ile 6 diyor. Evet, şimdi ya önce 3 ile 6 olacak ya da 1 ile 6 olacak. İkisini de deneyebilirsiniz. Evet, denediğinizde gördüğünüz en doğru seçenek şu şekilde olacak. Önce 1 ile 6'nın yer değiştirmesini yapıyoruz. Buraya 6, buraya 1 geldi. Arkasından da 6 ile 3'ü yer değiştiriyoruz. Buraya 3, buraya da 6 geliyor son haliyle. Evet, 9'u aynen indirdik. 4 ve 5 de iniyor. Burası 1 olmuştu. 7 aynen indi. Burası da 10 ve 2, 8 şeklinde sıralanmıştı. Cevabımız
B seçeneğidir. Bir ailenin farklı sınıflarda giden Masal, Doruk, Efe, Zeynep adına 4 çocuğu vardır. Ve bu çocukların EBA üzerinden derse girmek için verilen ders programı üzerinden bize bilgiler verilmiş. Ve verilenlere göre öğrencilerin hangi sınıfa gittikleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf üzerinden gideceğiz. Seçenekler üzerinden ilerlediğimizde. Masal kardeşlerinden hafta içi daha çok, hafta sonu ise daha az derse girmektedir. Evet, şimdi seçenekler üzerinden baktığımızda 6, 7 ve 8. sınıfları düşündüğümüzde evet Masal'ın 8. sınıfa gitme ihtimali biraz fazla. Evet, devam edelim. Aynı anda dersleri olduğunda bilgisayar kullanımı daima büyük kardeşe aittir. Evet, şimdi Masal'ın 8. sınıf olduğunu, evet, hafta içi girdiği derslere bakarsak eğer, evet, pembe ile yazılı olan yerler, evet, baktığımızda en çok hafta içi derse giren 8. sınıfa giden Masal'dır. O zaman Masal'ın 8. sınıf olduğunu anladık. Çünkü aynı anda 5. sınıfa giden kardeşi olsa bile Hak 8. sınıf öğrencisinde. O yüzden hafta içi çok fazla, hafta sonu ise sadece 2 saat dersi olduğu söyleniliyor. Efe'nin haftada 18 saat dersi olup sadece hafta sonu bilgisayarda derse girebiliyor. Neden? Efe'nin olduğu yerlere bakıyoruz. Evet. Ders saatini saydığımızda evet. Buradan biz Efe'nin toplamda 18 saat derse girdiğini görüyoruz. Fakat Efe sadece hafta sonları derse girebiliyor. Çünkü hafta içi derse girdiğinde hep 8. sınıftaki Masal'la çakışıyor. Ve büyük olan kardeşe kullanma hakkı verildiği için bu saatlerde 6. sınıfa giden Efe derslere giremiyor. Sadece hafta sonları girebilir. O zaman Efe'nin de bizim için 6. sınıf olduğu kesinleşmiştir. Evet, Efe 6. sınıf. Devam edelim. Zeynep hafta sonu tabletle derse girerken hafta içi her gün birer saat derse girebilmektedir. Evet, Zeynep'e bakıyoruz. Şimdi Zeynep'in 5. sınıf olduğu üzerinden buna göre hangi çocuklar babalarıyla satranç oynayabilir? Evet, 4 kardeşin EBA'daki ders saatleri üzerinden ders programlarına göre giriş saatleri verilmiş. Ve bu tabloya göre biz çocukların hangi sınıflara dahil olduğunu bulmamız gerekiyor öncelikle. Evet, şu şekilde biz diğer bir sorumuzdan da 5. 6. 7. ve 8. sınıfa giden kardeşlerin göstergesini yapmıştık. Tekrar yapalım. Evet, Masal kardeşlerinden hafta içi daha fazla, hafta sonu ise daha az derse girmektedir. Evet, seçeneklere baktığımızda 8. sınıf öğrencisinin derslerine hafta içi olabildiği kadar çok, yani kardeşlerinden fazla girdiğini, hafta sonu ise 2 saat girdiğini söyleyerek 8. sınıfa Masal'ı yerleştirmiştik. Ardından aynı anda dersleri olduğunda bilgisayarı kullanma hakkının büyük kardeş olduğu bilgisini bir kenara bırakalım. Efe'nin haftada 18 saat dersi olup sadece hafta sonu bilgisayardan derse girebiliyor. Evet, baktığımızda Efe'nin günde 3 saat dersi olmak üzere 6 kere 3 18 saat dersi vardır. Fakat hafta içi derslere giremiyor. Çünkü 7. ve 8. sınıfa giden kardeşleriyle çakıştığı için ve ikinci madde de bilgisayarı kullanma hakkı büyük kardeşin olduğundan dolayı 6. sınıfa giden öğrenci sadece hafta sonu derse girebiliyor. Bu da Efe'dir. Zeynep ise hafta sonu tablette derse giriyor. Hafta içi bilgisayardan girebilmektedir. Her gün birer saat giriyormuş. Şimdi Zeynep'e baktığımızda Zeynep 5. sınıf fakat 5. sınıfın şu saatleri 8. sınıftaki kardeşiyle çakıştığı için bu derslere giremeyen Zeynep sadece şuradaki birer saat derse girer hafta içi. Hafta sonu da 3 saat derse
Oylama sistemi ile kalan yarışmacıların yazdığı isimlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Oylama Eray'dan başlamak üzere sırayla yapılmaktadır. Evet, sırayla herkes oylama yapacak. İkincisi, dokunulmazlık alan kişi ile. Evet, dokunulmazlığı kazanan Duygu. Birinci eleme adayının isimleri. Birinci eleme adayı da Emir. Yani Duygu ve Emir'e oy verilmeyeceğinden bahsediyor. Beraberlik durumunda eleme adayı olacak ismi takım kaptanı belirlemektedir. Evet, eleme adayı olarak potoya giden ismi Eray'ın oyları belirlemiştir. Ebru, Gülşah ve Uğur elenmek üzere hem cinslerinin isimlerini yazmıştır. Evet, şimdi Ebru hem cinslerinden iki kişinin adını yazıyor. Evet, Ebru'yu elediğimiz zaman geriye Duygu'yu zaten yazamıyoruz. Ay Yüce ve Gülşah kalıyor. Evet, bunlara birer puan ekledik. Devam ediyoruz. Gülşah kimlere oy veriyordu? O da yine iki tane hem cinsine oy verecek. Duygu'ya oy veremiyor. O da Ebru ile Ay Yüce'ye oy verecek. Evet, Ay Yüce'ye bir oy daha geldi. Evet, Ebru'ya da bir oy geldi. Evet, devamında Uğur ise yine kendi hemcinslerinin, o da Emir'e oy veremiyor. Kendisi, evet, Berke ve Eray'a oy verdi. Evet, onlara da birer oy yerleştirdik. Şimdi devamında diyor ki Ay Yüce'nin eleme adayı olduğu bu oylamada Ay Yüce ve Emir'in yazdıkları isimler aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz? A seçeneğini ihtimalini düşürdüğümüzde Ay Yüce Berk'e 1 puan vermiş. İhtimal olanları yuvarlak içinde belirtiyorum. Eray'a da 1 puan vermiş. Emir ise 1 puan Ebru'ya, 1 puan da Berk'e oy vermiş oldu. Şimdi dolayısıyla böyle olduğunda yani A seçeneğindeki ihtimaller gerçekleştiğinde Ebru 4 oy alıyor. Ebru 4 oy aldığında diğer seçeneklerle kıyasladığımızda B, C ve D seçeneklerinde eğer Ay Yüce ve Emir bu kişilere oy verdiklerinde Ay Yüce ve Ebru'nun puanları eşit oluyor. Dolayısıyla zaten biz de eşit çıkmasını düşünüyoruz ki elenen adayı kaptan belirlesin. Ama eğer A seçeneğine göre yerleştirilirse Ebru 4 oy almış oluyor. O zaman Ay Yüce de 3 puan alarak ondan ne yapmış oluyor? Düşük puan almış oluyor. O yüzden cevabımızdaki A seçeneğindeki ihtimaller bizim Ebru'nun 4 oy almasına neden olduğu için getirilemez. Cevabımız A seçeneği. Bu bilgilere göre Kıvanç Bey'in ilaç kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, programın olmuş olduğu bir ilaç kapağından bahsediyor ve bu ilaç kapağını açmadığınızda telefonunuza ilacını acilen al mesajı geliyor. Aynı ilacı içmeyi unuttuğunuzda ikinci kez almaya kalktığınızda onu zaten almıştın şeklinde uyarı mesajı veriyor. Eğer akıllı ilaç kapağını zamanında açtığında ise sana teşekkür ederim mesajı geliyor. Evet, sabahları V ilacı, öğlen Y ilacı, akşam da Z ilacını alıyormuş. Bu bilgilere göre hangisi söylenemez diyor. A. Uygulamanın uyarıları en çok pazartesi günü işine yaramıştır. Şimdi bu kişi ilacı içip içmediğini unuttuğu için böyle bir program yolluyordu. Pazartesi günü iki kere onu zaten almıştın diye uyarması, eğer bu uyarı olmasaydı belki de unutup ilacı iki kez alacaktı. O yüzden bu uyarıların en çok olduğu yer pazartesidir. Doğru. B. Çarşamba günü V ilacını içtiğini unutmuştur. Çarşamba günü V ilacı, evet, onu zaten almıştın derken içtiğini unuttuğunu belirten bir ifade. C. Perşembe günü Y ilacını içmeyi uygulama sayesinde hatırlamıştır. Perşembe günü Y ilacını unuttu, ilacını acilen al diye
uygulama sayesinde hatırlamış olduğu, bu da doğru. D. Uygulamanın uyarılarına en çok Z ilacı için ihtiyaç duymuştur. Hayır, çünkü Z ilacını bir kere erken aldığını fark ediyor. İkinci kez almak istiyor. Ama diğerlerin hepsine teşekkür ediyor. En çok teşekkürü alan ilaç Z ise, o yüzden uyarıların en çok o olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız D seçeneğidir.